Evet, formlarla ilgili hemen bir kısa bir örnek uygulama yapmak istiyorum. Şimdi burada form etiketimizi tekrar yazıyoruz. Formumuzun name'ini yazalım. Mesela kayıt diyelim. Şöyle kayıt formu diyelim. Name'i, ID'si üye kayıt olsun. Ya da bu da aynı isimleri verebilirsiniz buraya. Kayıt formu, metot kısmını yazıyorum, post, action kısmını yazıyorum, boş bırakıyorum, action boş kalabilir. Şimdi formumuzu yazdık. Şimdi ilk elemanımız neydi? Input'tu. Input, type diyorduk, tipini yazıyorduk elemanımızın. Text veri girişi için. Buraya name'ini yazıyorum, buraya adı diyorum. Küçük harflerde yazabilirsin bunu. Adı. ID'sini yazacağım. Buraya adı. Value değerini yazıyorum. Value değerini boş bırakıyorum. Ve etiketimi kapatıyorum. Bundan kontrol D ile bir tane daha kopyalıyorum. Buraya name kısmına soyadı. Soyadı. ID kısmına da soy adı diyorum. Value'sunu boş bırakıyorum. Şimdi bunları yazdığımızda ve tarayıcıda baktığımızda çalıştı deyip tarayıcıyı açtığımda bakın bu şekilde yazıldı. Şimdi Facebook sayfasında ben şu sayfayı tekrar göstermek istiyorum. Bir şey burada dikkatimizi çekti. Şimdi baktığınızda bakın şimdi buraya geldiğimizde üstünde el çıkıyor ve tıkladığımda buraya bile tıklasam kullanıcılara kolaylık olsun diye yapmışlar. Buraya bile tıklasam kendisi imleç buraya geçiyor. Bunu sağlayan şey ne? Hemen gösterelim. Bunu yapabilmek için öncelikle yeni bir etiket. Label ismini de bir etiket kullanıyoruz. Label. Label etiket demek zaten. Ne burası? Adın. Aynı oradaki gibi yazalım. Adın. Çünkü burada nasıl yazmışlar? Adın diyor, soyadın diyor. Şimdi biz bu uygulamayı yapalım. Geldiğimizde label soyadın soy adın diyorum. Ve bunu etiketin içine alıyorum. Şimdi bunu yazdığımda aynı burada olduğu gibi bir bilgilendirme alanı elde edeceğiz. Bakın adın soyadın. Alt alta gelmedi. Tabii CSS öğrenmediğimiz için şu anda daha onları yapamıyoruz ama HTML ile alt alta getirmek için ne yapıyorduk? Bir satır alta atıyorum BR ile. Adın, soyadın. Ben şimdi bu adına tıkladığımda bakın label olduğu halde buraya gelmiyor. Bunun gelmesi için label'a bir özellik atıyoruz ve for diyoruz. For dediğimizde ve tırnak içine alıyorum bunu. Nereyi yazacağız? Buradaki hangisini yazmamız gerekiyor? Burada teki olan eleman ID. Yani bu for olan buradaki ID ile eşleşecek. ID'si adı olana git orada o değeri yazmaya başla anlamında. Buraya geliyorum. Buraya da soy adı diyorum. Kaydediyorum. Ve şimdi sayfayı tazele dediğimde bakın ben bu soyadının olduğu yere tıkladığım anda bakın imleç aynı orada olduğu gibi geldi. Bizimkinde imleç çıkıyor. Orada geldiğimizde el çıkıyor. Onun sebebi de CSS'de bunu bakın şöyle göstereyim hemen. Label'ın yani etiketin bakın burada zaten yazılmış. Label'ın kursör dediğimiz özelliği var CSS'te. Pointer yapmışlar. Daha sonra onları göstereceğiz CSS derslerimizde. Bu şekilde oluşuyor. Tıkladığınızda bu ne kadar uzun olursa olsun direkt böyle devam edecek. Evet, bu derste de for ve label etiketini anlatmış olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere.